Merhaba, ben Doktor Ersan Alp Özbalcı, radyoloji uzmanıyım. Hipokrat TV'de bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Lütfen Hipokrat TV YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Desteğiniz bizim için önemli. Efendim, bugünkü videoda sizlere fetal DNA testi hakkında bildiklerimi anlatacağım. Bu fetal DNA testi anne kanımdan fetal DNA testi diye geçiyor. Ya da işte NIFT test, NIPT, işte yok Harmony test, bir sürü de marka var, bir sürü şey var, bir sürü şey söyleniyor. Bu nedir, önce ondan bir bahsedelim. Bu efendim son teknoloji ürünü bir şey. Yani tıp ilerlemelere çok açık bir bilim dalı. Bu anlamda da bu fetal DNA testi son yıllarda geliştirilmiş çok değerli bir test. Down sendromu ve benzeri kromozom hastalıkları için bir tarama testi bu. Annenin kolundan basitçe kan alınıyor. Normal şeker bakar gibi. Bu kan içerisinde hem anneye ait hem de bebeğin bir organı olan plazentaya ait hücrelerin parçalanması sonucu kana dökülmüş olan DNA parçacıkları, yani kromozom parçacıkları var. Normal şartlarda bu kromozom parçacıklarının ömrü son derece kısa. Yani vücudumuzda bir hücremiz öldüğünde, parçalandığında bundan dolayı kana karışan kromozom parçacıkları çok kısa sürede vücudumuz tarafından tekrar parçalanıyor. Ama kan aldığınızda her zaman belli bir miktar DNA parçacığı kanda mevcut. Anneye ait hücrelerin parçalanmasından oluşan DNA parçacıkları plazentaya ait hücrelerin parçalanmasından oluşan DNA parçalarından daha uzun parçalar. Bu şekilde özel sıralama cihazları diyelim, sekans cihazlarıyla bu parçalar birbirlerinden ayrılıyorlar. DNA dizilenmeleri okunuyor ve her bir parçanın hangi kromozoma ait olduğu tespit edilebiliyor. Ve böylece sayım yapılıyor. Yani bebeğin bir organı kabul edilen plazentaya ait hücreden dökülmüş olan parçacıkları sayıyoruz. Örnek veriyorum, 23 bin parçamız olsun. Saydık ve her kromozomdan yaklaşık 1000 tane kadar olmasını bekliyoruz parçacıklarda. Kromozomlarda sayı anormalliği varsa, Down sendromu gibi, 21. kromozomda sayıca fazla parça olması bize bu anlamda yüksek ihtimalden bahsetmiş oluyor böylece. Efendim bu test %99,9 diyoruz biz bunun doğruluk payına. Ama şöyle yaklaşabiliriz, yani test uygun şartlarda yapıldıktan sonra, sorun çıkmadıktan sonra, yani teknik hata olmadığı sürece test, eğer bir Down sendromu kuşkusundan bahsediyorsa bunu %100 gibi doğru kabul etmek lazım. Eğer Down sendromu yok dediyse orada belki hatalar söz konusu olabilir diye düşünüyoruz. Bu test çok iyi bir test. Ne anneye ne de bebeğe zarar vermiyor. Ama çeşitli fiyatlar söz konusu. Yurt dışına bağımlıyız bu konuda teknolojisi olarak. Aslında temel olarak makinesini üreten iki tane firma var benim bildiğim kadarıyla. Onların sattığı makineler bunlar. Birçok marka var. Markaların hepsi bu makineleri kullanıyor. Değişen bir şey yok. Ülkemizde böyle bir makine üretimi söz konusu değil. Dışarıdan alınıyor bu makine. Getiriliyor ve çalışmalar yapılıyor. Birçok firma da makineye getirmek yerine buradan kanı alıp yurt dışına gönderiyor. Herkes bu testi yapmalı mı? Ekonomik gücünüz müsaitse bu testi yaptırmanızda hiçbir sakınca yok. Yani bugün fiyatları 400-500 dolar civarında. Yani yurt dışına bağımlı olduğu için dolar olarak söyledim. Yani Türkiye'de buna bağlı olarak da zaman zaman fiyatlar güncelleniyor. Belki 8-10 tane ayrı firma var. Farklı fiyatlar alabiliyorsunuz. Farklı fiyatlar duyabiliyorsunuz. Biz gelir evden alırız kanınızı diyen var. Siz geleceksiniz diyen var. Hastanede yaptır diyen var. Ama bir ticari meta bu sonuçta. Firmaların hepsi ticaret yapıyor. Hiçbirisi Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir sağlık kuruluşu falan değil. Yani bunun sonucunda bir para kazanılıyor. Yani ekonomik olarak bu rakamı verebilen her gebe 10. haftadan sonra 11-12'de de bu testi yaptırabilir. Hiçbir sakıncası yok bizim için. Hiç kimse için bir zarar vermiyor bu. Ne anne ne bebeğe. Bana Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun bir sürü videolar çektik bu konularda. Çok soru soruluyor. Kadın doğum uzmanına gittik. Kadın doğum uzmanımız baktı. İkili testi yaptı bize. İkili test sonucunda risk var dedi. Fetal DNA testi önerdi. Şimdi bu öneriler yanlış değil ama önerilerin şekli yanlış olabilir. Ya da bebek bekleyen ailelerin bu konudaki algısı yanlış olabilir. Çoğunlukla aslında çok ciddi bir sorun olmadığı halde bu test teklif ediliyor aileye. Asıl amacı kadın doğum uzmanlarının hastanın dosyasında bu testin teklif edildiği cümlesinin bulunması. Çünkü Down sendromu özelinde konuşursak, bir anne karnındaki bebekte Down sendromu yok diyebilmemiz için elimizde tek bir yöntem var. Bebeğe ait bir hücre bulacağız, elde edeceğiz ve o hücrenin içindeki kromozomları sayacağız. Bunun yöntemi de gebenin haftasına bağlı olarak anne karnından iğneyle sıvı alma işlemi diyelim. Yani koryonvillus örneklemesi olabilir, amniyosentez olabilir, kordosentez olabilir. Yani bunlar hepsi aynı şeyler. Amaç bebeğe ait hücreyi elde etmek. Bunu yapmadığımız tüm diğer testlerde Down sendromu ile ilgili her türlü, her zaman ihtimal kalıyor. Peki detaylı ultrason yaptırayım. Ben detaylı ultrasona bakalım. İşte burun kemiği iyi. Burun kemiğinde bir şey yok dedi doktorum. Bunların hepsi normal bebeklerde de, Down sendromlu bebeklerde olabilen bir şey. Ultrasonografik incelemenin tamamen normal olması bebeğin Down sendromu olmadığını göstermiyor. Öncelikle bunu bir anlamak gerekiyor. Peki
Eskiden ne oluyordu? Bundan 10 sene önce, 20 sene önce ne oluyordu? Herkese böyle testler mi öneriliyordu? Hayır. Belli kurallar çerçevesinde amniyosentez dediğimiz anne kanının iğneli su alma işlemi öneriliyordu. Günümüzde bu fetal DNA testi çıkınca anne ve bebek için hiçbir riski olmayınca bu çok daha fazla önerilir hale geldi. Sebep olarak da Down sendromu var yok demek imkansız olduğu için amniyosentez yapmadığımız durumlarda hekim arkadaşlar kendilerini korumak istiyorlar. Takip ettikleri gebelerin dosyalarında fetal DNA testi önerdim ben cümlesinin bulunmasını istiyorlar. Bunun için bunu anlatarak teklif eden hekim grubu var. Korkutarak teklif eden hekim grubu var. Bu aslında hekimin de yoğunluğuyla alakalı bir şey. Dünyada da peki yaklaşım nasıl? Dünyada yaklaşım şöyle. 3. ayda yapılan detaylı ultrasonografi incelemesi ve beraberinde yapılan ikili test dünyada çok değer gören bir şey. Ülkemizde de böyle aslında. Ama dünyada daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi bir lisanslı hekimin yapması taraftarı Sağlık Bakanlıkları bir kontrol altında tutuyorlar bu işleri. Bizim ülkemizde böyle bir şey yok. Buna bağlı olarak da hekim arkadaşlar ikili test yapsalar dahi, sonuç iyi çıksa dahi gene de önermek istiyorlar. Gene yok yapılan bir yanlış. İkili test yapıp sadece kandaki biyokimyasal riskin yükseğe çıktı diyerek fetal DNA testi öneriyorlar. Bunun sebebi şu, yani kadın doğum uzmanı meslektaşlarım hastaların dosyalarında bu testi önerdiklerinin cümlesinin bulunmasını istiyorlar. Bunu bir bahaneyle de söyleyebilirler sizlere. Gerçekten gerek varsa söyleyebilirler. Ben hep gebelere şunu söylüyorum. Çok endişeli oluyor tabii gebeler. Kadın doğum uzmanı sizi takip etmeye devam ediyorsa ciddi bir sorunuz yoktur. Gerçekten ciddi bir sorunuz olduğunu düşünüyorsa günümüz şartlarında özellikle İstanbul'daki kadın doğum uzmanları riskli gebeleri hemen hemen hiç takip etmiyorlar. Çünkü ellerinin altında üniversite tıp fakültesi hastaneleri, devlet hastaneleri var. Kolayca buralara gönderebiliyorlar. En çok rahatlatacak şey bu olmalı. Ülkemizde doğru düzgün bir ikili tarama testi yapıldığında buradaki kombine risk 1/1000'den daha düşükse 1/1500, 1/2000, 1/3000 gibi dünyada da olduğu gibi ülkemizde de ileri bir test önermeye gerek olmadığını söylüyoruz. Ama aileye fetal DNA testi diye bir test var diye de anlatıyoruz. Riskimiz 1/1000'den yüksekse fetal DNA testi öneriyoruz raporumuzda biz radyolog olarak. Risk 1/1000'den fazla çıkarsa ya da ense kalınlığı 3,5 mm'den fazla çıkarsa fetal DNA testi bile yetmez. Size mutlaka koriyomvirüs örneklemesi gerekir diye perinatoloji birimine yönlendiriyoruz hastayı. Kıssadan ise özet şu. Özellikle ilk bebek bekleyenlerde çok endişeli hastalarımız oluyor. Endişelenecek bir şey yok. Gebelik normal sağlıklı fizyolojik bir süreçtir. Bunların %95'i hamileliklerin problemsiz devamı sağlıklı bebek dünyaya gelir. Kadın doğum uzmanınız sizi korkutmuş olabilir. Daha doğrusu siz korkmuş olabilirsiniz onun söylediklerinden. Endişe etmeyiniz. Doktorunuzu dinleyiniz. Fetal DNA testi yaptırmak zorunda değilsiniz. Gücünüz varsa yaptırabilirsiniz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum.